Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyerek selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hep bir dillerde ankaf var. Her gören arkadaşım özellikle bana bu ankaf nedir diye soruyor. Biz ankafı bir bebek olarak dünyaya getirdik. Burada bizimle beraber olan, aynı yolda yürüdüğümüz değerli arkadaşlarım var. Şunu görüyorum, ankaf gün geçtikçe çığ gibi büyüyor. Biz ilk başladığımızda ankafa üyeler alıyorduk. İsminiz nedir diyorlardı, açılımınız nedir diyorlardı. Biz rica ediyorduk bizimle beraber olur musunuz diye. Birçok arkadaşımız da bilmedikleri için ya altına müfettiş olay falan çıkmasın, bizi de götürmesinler diyorlardı. Gülüşüyorduk aramızda. Ve ankaf çıktığı günden sonra inanılmaz derecede büyümeye başladı. Nasıl büyümeye başladı? Medyada gerçekten bize inanılmaz yer verdiler. Biz yaptığımız projelerle karşı taraftaki insanlara neler yapabileceğimizi gösterdik. Değerli yönetim kurulu üyelerimle, değerli mazurunumla biz durmadan neler yapabileceğimizi her gün üzerinde tek tek düşünerek karar verdik. Biz bir proje federasyonuyuz. Altımızda 5 tane dernek var. Ve gün geçtikçe sayımız çığ gibi artıyor. Biz proje olarak neler yaparız, neler yapıyoruz? Ben isterseniz bunlardan da bahsedeyim. Gelen birçok arkadaşımız ANKAF'ı ve bizi tanıyor ama ANKAF'ın neler yaptıklarını tam anlamıyla bilmiyor. ANKAF insanlara proje üretiyor. ANKAF insanları birbirleriyle birleştiriyor. ANKAF baştan sona kadar insanlık olan ve baştan sona kadar ticaretin bütünlüğünü sağlayan, sağlam, dürüst, ahilik kültürüne inanmış insanların birleştiği bir topluluk. Çok kısa bir süre önce Mardin'e gittik. Mardin Nusaybin'e gittik. Giderken üç kulübe el hakkımı belki saatlerce okudum uçağın içerisinde. Bütün dostlarımla da vedalaştım. Çünkü doğuya gidiyoruz, bilmiyorum ilk gidişim doğuya. Doğu'da nasıl karşılaşacağımızı bilmiyordum. Yaklaşık 60 kişilik bir heyetle, sevdiğimiz değerli dostlarımızla ve ANKAF'ın yönetim kuruluyla biz Mardin'de inanılmaz güzel karşılandık. Biz Mardin'e proje üretmeye gittik. Biz Nusaybin'e oradaki insanların eksikleri nelerdir? Oradaki insanlara iş dünyasında nasıl dokunabiliriz? Bizler nasıl babalık yapabiliriz? Nasıl abilik, kardeşlik yapabiliriz? ANKAF olarak nasıl ellerinden tutabiliriz diye çok ama çok uğraştık. Onun dışında değerli divan başkanımız Mustafa Aydın Alp'in de destekleriyle biz geçenlerde Anıtkabir'e çok güzel bir giriş yaptık ve Anıtkabir bizi protokol olarak karşıladı. Sağ olsunlar, onlar da bizi akredite ettiler. Dışarıda biraz sonra baktıktan sonra göreceksiniz de zaten resimlerimizi, orada çektiğimiz resimlerimizi. Ben buraya kadar gelen, bizleri kırmayan değerli arkadaşlarıma, değerli dostlarıma, değerli aileme, beni sevdikleri için, benim yanımda oldukları için ve yönetim kuruluma tekraren uygun görürler de yine genel başkanlıklarını yaparsam onlara da, eğer seçmezseniz teşekkür etmeyeceğim bu arada, onu söyleyeyim. Hepinize tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kurucu Genel Başkanımız Sayın Sabrullah Alagöz Bey'e biz de Başkanlık Divanı olarak çok teşekkür ediyoruz.